Evet, güzel bir yaz günü. Sydney'in güzel plajlarından birinde Balmoral Beach'teyiz. Yanımızda da Vedat var. Vedat eski öğrencilerimizden. 10 yıllık, 12 yıl önce öğrenci olarak geldi Avustralya'ya. Şimdi Avustralya vatandaşı ve 16 aylık da bir oğlu var. Deneyimlerini paylaşsın istedik bizimle. Vedat, 12 yıllık bir serüven bu Avustralya serüveni. İlk geldiğin zamanlara ben seni döndürmek istiyorum. İlk geldiğinde, indiğinde neler hissetmiştin? Yani heyecan oluyor, biraz da korku oluyor. Acaba neyle karşılaşacağınızı çok fazla bilmiyorsunuz, tahmin ediyorsunuz ama işte her türlü bilgiye ihtiyacımızın olduğu bir dönem. Onun için sizin yardımlarınız çok fazla önemliydi benim için. Çünkü siz zaten buradaydınız. Deneyimlerinizi bizimle paylaşıyordunuz. Bu bizim için önemliydi çünkü her şeyi tamamen bilmediğimiz bir yer. Dilini de çok bilmiyorduk o zamanlar. En ufak bilgi de bizim için önemliydi. Atıyorum mesela ufak bir rahatsızlığınız olduğunuzda nereye gitmeniz gerektiğini, yani bu tarz bilgiler bizim için çok önemliydi. Onun haricinde iş bulma konusu olsun. Burada kalma, kariyer yapma anlamında yapılması gerekenleri çok güzel anlatmıştınız. Yani o bizim için önemliydi. Ona göre bir an program yapıyor. Kariyer, insan şey yapabiliyor, yönlendirebiliyor. Makine mühendisisin sen. Evet. İlk etapta iş bulmak kolay olmuş muydu? Yani ya da nelerle karşılaşmıştın iş bulma aşamasında? Kesinlikle ilk etapta iş bulmak kesinlikle kolay olmuyor. Sonuçta Avustralya'da bir iş deneyimim yok. Benim. Türkiye'den vardı ama Avustralya'da yoktu. Makine mühendisi olarak iş bulmam benim 2-3 senemi almıştı. Bu konuda da yine sizin yardımlarınızı pas geçemem. Memdu abinin olsun, Memdu Bey'in olsun sizin yardımlarınız. Memdu Bey de makine mühendisi olduğu için böyle bir avantajım olmuştu. Daha bana yol göstermişti hangi alanlarda nasıl iş bulmam gerektiğini, nasıl rüzgümü hazırlarken de yardımları olmuştu. O şekilde ama dediğim gibi çok kolay olmamıştı. Birkaç senemi bulmuştu benim kendi alanımda iş bulup çalışmaya başlamam. Ondan sonra tabii ki bütün film değişiyor. Hayatım daha farklı. İşi buluncaya kadar kesinlikle sanıyorum profesyonel kesinlikle alanlarda. Zaten buraya geldiğiniz zaman en zorlanacağınız, en çok zorlanacağınız zaman ilk birkaç sene oluyor. Ondan sonra artık hem burayı tanıyorsunuz hem buraya alışıyorsunuz. İş bulmak da daha kolay oluyor. Adapte olmuş oluyorsunuz zaten. 12 yıldan sonra Avustralya ile ilgili neler söyleyebilirsin? Özlem tabii ki var. Kardeşlerin, annen, tabii baban ki hala Türkiye'de. Tabii ki sevdiklerimiz, yani sonuçta 26 yaşındaydım ben Avustralya'ya geldiğimde. O ayrı tabii ki, insanın kendi vatanını sevmesi ayrı bir şey ama Avustralya benim ilk geldiğim zamandan itibaren hep çok sevdiğim bir yer. Özellikle Sydney. Evet. Hem havasıyla olsun, hem insanlarıyla olsun, hem yaşam kalitesiyle olsun. Kesinlikle herkese çok rahat tavsiye edebileceğim bir yer. Ben çok mutluyum, çok yani seviyorum da Avustralya'da yaşamayı. Sen bütün aşamalardan geçtin, vasıflı göçmenliğe giden. Öğrenci olarak geldin, meslek onayını aldın, bağımsız vasıflı göçmenliğe başvurdun, evet, kabul edildi, yaşamını bu şekilde kurdun. Bütün bu süreçlerde geriye dönüp baktığında ya çok yoruldum, değmezdi dediğin ya da yani o süreç içinde biraz sıkılmıştım ama iyi ki yapmıştım. Ne diyebilirsin o konuda? Kesinlikle ben Avustralya'da geçen her bir günüm için keşke demedim. Hep severek yaptım. Tabii ki zorlukları oluyor. Zaten bir başarıya ulaşmak için zorluklara katlanmak gerekiyor. Bu zorluklar hayatın her aşamasında var. Nerede olursanız olun var. Türkiye'de de olsa, Avustralya'da da olsa. Avustralya'da zorluklara karşı başarılı olduğunuzda bunun karşılığını alıyorsunuz. En büyük motive eden kısmı burası. Evet, vatandaşlığı almak zorlu bir süreçti ama onu aldıktan sonra hayat daha farklı bir şeye geçiyor. Daha rahat iş bulabiliyorsunuz. Hayatın içine daha fazla adapte olabiliyorsunuz. Dediğim gibi ben o zaman için keşke demedim. Yani şu anda da demiyorum dahi. Avustralya'da buranın bir parçası olmayı. Peki şu an buraya gelmeyi düşünenler açısından onlara ne diyebilirsin, ne önerebilirsin onlara? Yani buraya gelmeden önce burayı iyi araştırsınlar. Buranın yaşam şeyini ve Türkiye'de bazen yapılacak, Türkiye'de harcanan, mesela makine mühendisi olarak kendimden örnek vereyim. Ben buraya geldikten sonra meslek onayı almıştım.
Halbuki ben Türkiye'den alabilirim içindesi. Onu tabii ki İngilizce sınavını geçmem gerekiyor. O da ayrı bir proses benim için ama ben o süreci burada yaşamış oldum. Benim için farklı bir deneyim olmuş oldu. Hem Avustralya'yı daha iyi tanımış oldum. Hem burada İngilizce'yi daha kolay, daha hızlı geliştirmiş oldum. Mesleklerine baksınlar. Kendi alanlarında Türkiye'de kısa da olsa bir iş deneyimi yapabilirlerse burada onlar için çok daha kolay olur. Hayata adapte olmak, kendi alanlarında iş bulmak. Yani buraya gelmek isteyen insanları ben şansı görüyorum. Ellerinde öyle bir imkan varsa kesinlikle bu imkanı sonuna kadar zorlasınlar. Ve size de güvenebilirler. Ben kendi deneyimlerimden söylüyorum. Burada onlara her türlü yardım sağlayacağınızı ben şey yapabilirim onlara söyleyeyim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, bu güzel yaz gününden Sydney'den Balmoral Beach'ten seslendik sizlere. Bir başka söyleşimizde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.